Herkese merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Merhabalar. Nasılsınız? Herkes umarım çok iyidir. Sesim geliyor galiba. Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Şu an ses var değil mi arkadaşlar? Seste bir problem yok. Şöyle mikrofonumu birazcık daha yaklaştırayım ben size karşı. Tamam. Harika. Ben önce bir kendimi tanıtayım. Belki ilk kez karşılaştığım öğrencilerim vardır. Arkadaşlar ben Tekuzam eğitim uzmanı öğrenci koçu Rukiye Tuğba. Çok memnun oldum. Hepinizi de tanıdığım için. Yeni katılan arkadaşlarım hoş geldiniz aramıza. Evet, bugün neden buradayız? Çok teşekkür ediyoruz Elif Hocam. Evet, genel bilgi de vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Bütün sorularınızı yanıtlayacağız. Herkes hazırsa başlıyorum. Hazır mıyız? Yeni katılan arkadaşlarım hoş geldi yeniden. Tamam, çok güzel. Hazırsak başlıyoruz. Bugün neden buradayız arkadaşlar? Şu an burada olan yüzlerce öğrencim kesinlikle derece öğrencisi. Size çok inanıyorum. Çünkü siz de kendinize inanıyorsunuz ki bu seminere katıldınız. Hedefiniz 90 puan üstü almak. Ama bunun için ne yapmamız gerektiğini bilmiyor olabiliriz. Nereden başlamamız gerektiğini, nasıl başlamamız gerektiğini, nasıl bir programa sahip olmamız gerektiğini bilmiyor olabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Bugün bu seminerde bunlara değineceğiz. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Hazırsak başlıyorum. Öncelikle şu an aramızda kimler var? Herkes bir bölümünü yazsın bakalım. Hangi branştan KPSS'ye girecek? Kimler var? Yıldız Hocam, diyetisyen, grafik tasarım, ilahiyatçılar, çocuk gelişimciler, sosyoloji, Türkçe. Oo, çok güzel. EKPSS de var. Harika. Bayağı karma bir kitle var. Ne kadar güzel. Bütün KPSS branşları katılmış. Çok mutlu oluyorum böyle karma kitlelerde. Çünkü biliyorum ki arkadaşlar ne kadar bölümümüz farklı da olsa, atama puanlarımız farklı da olsa bir programa hepimizin ihtiyacı var. Yani hepimiz atanmak istiyoruz ne olursa olsun. Hukuk avukatlarımız var içimizde. PDR var, tarih öğretmenliği, GGK, işletme, hemşire, sosyal bilgiler, EKPSS, felsefeci Aylin Hocam. Felsefeyi çok severim. Edebiyat. Çok güzel, harika. Gördüğünüz gibi karma bir kitle. Bugün bu seminerimizde branşınız ne olursa olsun, atama puanınız kaç olursa olsun sizi atandıracak programın detaylarıyla ilgili görüşeceğiz arkadaşlar. Öncelikle 2024 KPSS'ye girecek adaylar bu seminerde, şu an anlatacağım seminerde çalışmaya ne zaman başlaması gerektiğini, çalışma programını nasıl hazırlaması gerektiğini, hangi yöntemlerle ders çalışması gerektiğini, günde kaç saat ders çalışması gerektiğini, öğrendiklerini nasıl tekrar etmesi, ne kadar periyotlarda tekrar etmesi gerektiğini ve ne zaman soru çözmesi gerektiğini öğrenerek bu seminerden ayrılacak. İşte tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabını bulacağınız seminerimize başlıyoruz. Herkes hazır mı? Öncelikle bir enerji istiyorum. Bir isteklilik istiyorum. Hazırız. Çok güzel. Herkes hazırsa öyle başlayacağım programın detaylarına. Dönüş Hocam çok tatlısınız. Çok güzel. Harika. O zaman başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle mutlaka aranızda geçmiş deneyimleri olan öğrencilerim vardır. Belki iki kez, belki üç kez, belki dört kez, beş kez giren öğrencilerim bile olabilir. Çünkü genelde KPSS giriş ortalaması ülkemizde 3 ve üstü. Yani birçok öğrenci bu sınavı ne yazık ki acı bir gerçek ki deneyimlemek durumunda kalıyor. Bunun sebeplerinden biri
Öncelikli olarak biz hep puana odaklanıyoruz. Hep dereceye odaklanıyoruz. Hep nasıl bu puanı alırım? Nasıl 85 alırım? Nasıl 90 puan alırıma odaklanıyoruz. Ama kimse nasıl ders çalışması gerektiğine farkındaysanız odaklanmıyor. Hatta bu öğrencilerden biri siz de olabilirsiniz. Yani bir puan, hani somut bir puan var hedef olarak ama sen o puanı hangi yöntemle çalıştığında alabileceğini bilmiyorsun. Bakın arkadaşlar, bu çok büyük bir eksiklik. Lütfen bu yıl aynı hataları yapmayın. Bu yıl yeni temiz bir sayfa için kendinize ve her şeyi farklı yapın. Çünkü aynı yöntemle gittiğinizde sonuç değişmeyecek. Aynı sonuca varacaksın ve o sonuç seni tatmin eden bir sonuç değil. O sonuç senin hak ettiğin bir sonuç değil. Sen başarmayı, kazanmayı, atanmayı hak ediyorsun. O sonuç yığılmada kalan bir sonuç, ortalama bir sonuç, standart bir sonuç. Yani binlerce kişinin alabileceği bir sonuç, senin fark yaratman gerekiyor. Peki içinizde bu soruları soranlar mutlaka vardır. Çünkü ben özellikle bu soruları derlerken, seminerim için içerik hazırlarken, kendi bireysel öğrenci koçluğu sürecimde aldığım soruları, ki ben de bir öğretmenim, eğitimciyim, kendi çevremden, öğrencilerimden, kurum öğrencilerimizden, bizimle görüşen öğrencilerimizden ve sosyal medyadan bize en çok sorulan soruları derledik. Ve birinci sırada ders çalışırken sıkılıyorum hocam, uzun süre masa başında kalamıyorum, odaklanamıyorum, ne yapmalıyım? Bu durumu yaşayan var mı? Var değil mi? Var değil mi? Her gün yaşıyorum diyor. Ne yazık ki. Çok güzel Elif Hocam. Elif Hocam da diyor ki hocam bir zamanlar vardı ama şu an geçti. Ne kadar güzel. Nasıl başardın bunu? Acaba bizim teyitli öğrencimiz misin diye düşünmedim değil. Fazla hiperaktivitim. Fazla hiperaktifim. Kendimi masada kontrol edemiyorum. Yoruldum artık bu durumdan. Kendimi 65 yaşında gibi hissediyorum Mücahit Hocam diyor. Çok tatlısın hocam. Evet, ne yazık ki farklı konulara gelince o kadar genç ve dinamikken bir anda konu ders çalışmaya gelince yaşımızın üst level'larına çıkıyoruz. Hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bunun yanıtını vereceğim. Peki içinizde çalışıyorum ama çok çabuk unutuyorum, ne yapmalıyım diyen var mı? Hocam ben çalışıyorum, benim çalışmakta sıkıntım yok. Ama iki gün sonra test çözüyorum, yapamıyorum, unutmuşum. Biri demiş ki iş yerinde çektiğim eziyetleri düşünce ders çalışmak keyifli geliyor. Özel sektörü çok güzel anlatmışsınız hocam. İnşallah bu yıl özel sektörde çalıştığınız son yıl olsun. İnşallah hepinizin. Elif Hocam diyor ki ben boş bir levhayım. Çok güzel. En güzeli. Yanlış bir bilgin yok, bomboş bir levhasın. Yani üzerine doğru bilgilerle doldurabileceğiz. Özlem Hocam, anne olup hazırlananlara da tavsiyelerimiz olacak. Çok güzel. Peki not tutarak mı ders çalışmam gerekiyor, dinleyerek mi, okuyarak mı? Bunun ikileminde kalan öğrencilerim var mı? Hocam ben nasıl ders çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Yazsam mı, dinlesem mi, bir kuruma mı kayıt olsam, okusam mı? Bunun ikileminde olan öğrencilerim var mı? Evet, yazıyorum, dinliyorum, görüyorum. Elif Hocam bütün öğrenme yöntemlerini bir arada yapıyor. Peki, şu an bir programı olup da çalışmaya başlayan öğrencilerim var mı? Hocam ben zaten çalışıyorum, programım var, programı oluşturdum diyenler var mı? Çok güzel. Özellikle var diyenlere minik bir parantez içi sorum. Programınızı nasıl hazırladınız ve verimli oldu mu? Ama emin değilim diyorlar mesela. Çok emin değiliz. Sizi bekledik hocam. Ah çok iyi yapmışsınız Gamze hocam. Tamam, şimdi bu soruları siz de soruyorsunuz. En çok gelen sorular. Gelelim bunun yanıtına. İçinizde öğretmenlerim var, eğitim fakültesi mezunu olan öğrencilerim var ve formasyon alan öğrencilerim var. Arkadaşlar, her öğrenci öğrenir. Ancak her öğrenci farklı yöntemlerle öğrenir. Doğru mu? Mantıksal düşünün. Kardeşini düşün. Üniversitedeki sıra arkadaşını düşünün. Dershanedeki arkadaşını düşün.
hepiniz aynı mısınız? Şu an bu seminerde olan yüzlerce öğrencim. Her biriniz birbirinden farklısınız. Hepinizin hedefi atanmak, hepinizin hedefi 90 plus puan almak ama gideceğiniz yol ve yöntem farklı, uygulayacağınız yöntem teknik farklı. Neden? Çünkü her insanın parmak izi gibi öğrenme karakteri de farklıdır. Önce bir bunu kabul edelim. Sizin bir öğrenme yapınız var. Peki daha önce bizim eğitim analizlerimize girip öğrenme yapısını keşfeden öğrencilerim var mı? Kayıtlı öğrencilerim buna zorunlu giriyor. Kayıtlı olmayan öğrencilerimden çözenler var mı? Var. Çok güzel. Daha dün yaptım diyor Tuğçe Hocam. Çok iyi yapmışsın. Kendin için en büyük iyilik. Elif Hocam diyor ki bugün çözeceğim. Hiç merak etme Elif Hocam. Eğitim analizine nasıl katılacağınızı seminer sonunda göstereceğiz. ÖABT fırsatımız da var. Biri bana özelden yazmış bir öğrencim. ÖABT ile ilgili de seminer sonunda bilgi aktaracağız. Harika. Peki hocam nedir bu öğrenme karakteri? Arkadaşlar sizin nasıl parmak iziniz farklıysa, nasıl normal karakteriniz, kişiliğiniz, davranış biçiminiz farklıysa, zihninizin de, bilişsel sürecinizin de bir farklılığı var. Her öğrenci görseldir, her öğrenci dokunsaldır, her öğrenci işitseldir diye bir kayda yok. Her öğrencinin öğrenme karakteri farklıdır, öğrenme yöntemi farklıdır. Öğrendiği bir bilgiyi unutma süresi, odaklanma süresi, anlama ve okuma hızı dahi farklıdır. Peki hocam ben öğrenme yapımı bilmiyorum. İlk kez sizden duyuyorum. Nasıl keşfedeceğim? Evet Cansu hocam, karma yani hepsi bir arada. Hiç merak etmeyin, bu seminere katıldığınız için seminerin sonunda sadece tek uzamda uygulanan, patenti bize ait olan 11 farklı eğitim analizimize nasıl katılacağınızı göstereceğiz. Ve bu analize girdiğinizde sonuçlarına inanamayacaksınız. Diyeceksiniz ki hocam ben artık kendimi tanıyorum ve 90 puan alabilirim. Evet şu an ikna oldum, evet şu an kendime inancım arttı diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar gerçekçi olalım. Siz... düşünün ki biz Ankara'dayız bu arada şu anda. Ankara'dan İstanbul'a gideceksin ama altındaki arabanın modelini bilmiyorsun. Ne kadar hız yapacağını bilmiyorsun. Yeni mi eski mi bilmiyorsun. Nasıl kullanman gerektiğini bilmiyorsun. En fazla ne kadar hıza kadar çıkabileceğini bilmeden sağlıklı gidebilir misin? Düşün bir scooter, bir araba, bir uçak, bir otobüs, bir tren. Hepsi araç değil mi bak? Parantez içinde, tırnak içinde hepsi araç. Ama hepsinin seni varış noktana götüreceği süre farklı, konfor alanın farklı, yaşayacağın deneyim farklı. Ders çalışmak da böyledir. O yüzden sizin... Çok güzel Zehra Hocam. O yüzden arkadaşlar sizin öncelikle zihninize bir bilgi girmeden önce zihninizin özelliklerini bilmeniz ve ona göre ders çalışmanız gerekiyor. Hiç merak etmeyin bu analize birlikte gireceğiz. Gelelim ikinci ve en çok aldığımız soruya. Genelde benim Şubat ayından beri biz 2024 için kayıtlarımıza başladık arkadaşlar. Ve inanır mısınız Şubat'tan beri kiminle görüşsem hocam ne zaman başlamalıyım? Hocam geç mi kaldım? Hocam erken mi? Hocam nereden başlayayım? Matematikten mi? Tarihten mi? Coğrafyadan mı? Vatandaşlıktan mı başlayayım diyen öğrencimi bile duydum. İnanır mısınız? Daha sınava 1,5 yıl varken. Çok haklısınız. Kaygılısınız. Yol haritanız yok, navigasyonunuz yok. Madem seyahatten örnek verdim, aynı örneği devam ettirelim. Navigasyonun yok, İstanbul'a gideceksin. Nereden gideceksin? Hangi yoldan gideceksin? Hangi yol güvenli? Hangi yol uzun? Hangi yol kestirme? Bunu bilmiyorsun ve bunun için zaten bu seminerdesin. Bu soruları da sorduğunuzu biliyorum. Gelelim yanıtımıza. Arkadaşlar bizim sistemimizde, ben bu arada çok kısa bizim sistemimizle ilgili de bilgi aktaracağım. İçinizde zaten tek uzam yapay zeka sisteminden, tekes sisteminden faydalanan öğrencilerim var. Uzun yıllardır, uzun süredir bizi takip eden, kayıt olmayı düşünen, belki bizimle ilk kez yolu kesişmiş, bilgi alıp kayıt olmayı düşünen, belki bu yönde bir destek arayışında olan, belki farklı bir kuruma kayıtlı ama bir düzen, nizam ve takip, bir yapay zeka koçluğuna ihtiyaç olan öğrencilerim var. Bunun için çok kısa bizim sistemimizden de bahsedeceğim. Bizim özel bir eğitim modelimiz var arkadaşlar. Yapay zeka destekli çalışıyor ve yapay zekanın özel seviye ölçüm
sınavları var. Ama seviye ölçüm dediğime bakmayın. Bu sınavlar dershanelerdeki gibi, okullardaki gibi böyle alışılagelmiş normal bir sınav formatında girdim çıktım, aa iyi çıktım, aa kötü çıktım şeklinde değil. Ders ders, konu konu, ünite ünite, hangi derste, hangi seviyede olduğunu hesaplayan özel seviye ölçüm sınavları. Çünkü bu sınavları yapay zeka yapıyor. Bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz bu sınavlara giriyorlar ve sınavlarının sonucunda hangi dersin, hangi konusunda, hangi seviyedeyse başlangıç süresi başlayacağı ders ona göre belirleniyor. Yani sorumun yanıtı ne? Nereden ve ne zaman başlaman gerektiğini bilmiyorsun ya. Bunun kararını senin seviyen verecek. Seviyesi orta düzeyde olan bir öğrenciysen süren farklı, temel düzeyde olan bir öğrenciysen süren farklı, İleri düzeyde olan bir öğrenciysen süren farklı. O yüzden seviye belirleme sınavına girmen gerekiyor. Peki hocam, ben seviyemi bilmiyorum. İlk kez gireceğim. Daha önce hiçbir seviye belirleme sınavı yapmadım. Bilmiyorum. Bana göre ben boş bir levhayım. Elif hocamın dediği gibi sıfırım dediğinizi de duyar gibiyim. Ya da ben seviyemi nasıl ölçeceğim hocam? Nereden ölçeceğim dediğinizi de duyar gibiyim. Bu seminere katıldığınız için seminer sonunda seviye belirleme sınavına nereden giriş yapacağınızı da göstereceğim. O yüzden sonuna kadar bekleyin, hiç merak etmeyin. Elif hocam diyor ki hocam vallahi ilk kez duyuyorum bunları. Evet Elif hocam, çünkü bu verdiğim kavramsal bilgiler sadece yapay zekada olan, sadece bizim kurumumuza mahsus olan bilgiler. Bence çok şanslısın yolun bizimle kesiştiği için ve diğer öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Çünkü başarı asla tesadüf değildir. Başarı bir şans da değildir arkadaşlar. Başarı eşittir istikrardır. İstikrarını sağlayabilmen için, 90 üstü puan alman için bir programa kesinlikle ihtiyacın vardır. Ama bu program arkadaşlar, lütfen bakın yeniden altını çizerek söylüyorum. Geçmiş yıllarda yaptığınız gibi kalıpsal, başla matematikten, başla Türkçeden şeklinde yapmayın. Bunu artık deneyimlediniz ve verimli olmadığını gördünüz. Artık ÖSYM çok daha eleyici, çok daha seçici ve çok daha tırnak içerisinde yeni nesil formatlı sorular soruyor. O soruları şansa kadere attım tuttu şeklinde yapamazsın. Bu zaten mümkün değil. Beyza hocam, sana ileteceğim, seminer sonunda size ileteceğim linkler ücretsiz olacak. Bizim ücretli eğitimlerimiz var. Biz bir eğitim kurumuyuz. Kurslarımız ücretli. Biz online bir dershaneyiz. Bir öğrencimin yazdığı şey çok hoşuma gitti. Ebru hocam diyor ki özel diyetisyene gitmiş gibi olduk hocam. Kişiye özel liste. Ebru hocam, biliyor musun, ben bunu hep böyle telefonda görüşmelerimde söylerim. Derim ki hocam diyet yapıyorsun. İşte YouTube'dan açıyorsun 30 kilo verdiren diyet. Ya bu sana etkili olmaz. Senin kan değerin ne? Senin kronik rahatsızlığın var mı? Senin yağ oranın, senin yaşın, cinsiyetin. Bak hepsine göre şekilleniyor. Ama ders çalışırken açıyorsun herhangi bir sosyal mecra hesabında. Diyorlar ki ben işte falanca günde şu kadar çalışarak, şöyle çalışarak 95 puan aldım. Yazıyorsun, onu taklit ediyorsun ve alamıyorsun, alamazsın. O program ona özel, ona özgü. Onun özellikleriyle uyumlu, senin özelliklerine uyumlu bir programa ihtiyacın var. Gerçekten öyle Ebru hocam, çok haklısın. Şimdi geldim bir diğer en çok sorulan, en çok aldığım soruya. Hocam peki tamam, ben analize girdim, sınava girdim, artık seviyemi biliyorum, öğrenme yapımı biliyorum, psikolojik yapımı biliyorum. Peki nasıl bir çalışma programı yapacağım? Bu programı ben mi yapacağım, nasıl hazırlayacağım ya da günde kaç saat çalışacağım? Ya da hocam az önce sordunuz, ben çocukluyum, iki çocuğum var, üç çocuğum var, ben ücretli öğretmenlik yapıyorum, ben okuyorum, ben yüksek lisans yapıyorum, ben staja gidiyorum, ben ikinci öğretimim. Daha bunları çoğaltabilirim arkadaşlar. Her birinizin sorumluluğu farklı, farkındayım. Ama inanın ki yalnız değilsiniz. Şu an KPSS'ye giren bu yıl ortalama 4,5-5 milyona yakın öğrenci olacak. Ve bunların arkadaşlar %88'inden fazlası sizinle aynı durumdan muzdarip. Aynı. Yaşam şekilleri, koşulları aynı ve onlar senin rakibin olacak. Haliyle burada bir adaletsizlik yok. Sen kısıtlı zamanını verimli geçirmek
verimli değerlendirmek ve rakiplerine fark atmak zorundasın. Peki, ben bu sorumluluklarımı kazanabilir miyim? Çok güzel. Gelelim yanıtıma. Dönüş hocam, günde 12 saat çok fazla. Çok teşekkür ederiz Elif hocam. Elif hocam diyor ki ben sıfır. Arkadaşlar, programın sizin seviyenize ve ihtiyaçlarınıza uygun olması gerekiyor. Bundan bahsettik. Peki bu ihtiyaç analizini yaptıktan sonra programı nasıl hazırlayacağız? Bizim tek uzam eğitim modelimize kayıt olduğunuzda, kayıtlı olan öğrencilerimizde haftalık olarak, hatta günlük olarak, günün hangi saatleri ders çalışabilecekse, kimi sabah çalışır, kimi akşam çalışır, kimi gece çalışır, kimi öğle saatlerinde çalışır, bu sana göre değişir. Çünkü senin sorumluluğun herkesten farklı. Kayıt olduğunuzda sistem sizden çalışabileceğiniz günleri, saatleri girmenizi istiyor. Bakın şurada, soldaki tabloda gördünüz mü? Başlama ve bitiş saati. Hatta ben bunu seminer sonunda örnek takvim oluşturmanız için kendi panelime girip göstereceğim. Hiç merak etmeyin, bunu da birlikte yapacağız. Buradan günlerini, izin günleri için farklı, mesai günlerin için farklı, vardiyanın değiştiği günler için bile farklı bir şekilde yapabilirsin. O gün çalışmaya başlayacağın süre ve çalışmayı bitireceğin süreyi seçip kaydediyorsun ve yapay zeka senin seviyene göre seni hedefine ulaştıracak günlük ders çalışma programını sana özel bir şekilde hazırlıyor. Mesela burada ben örnek bir öğrencimin programını ekledim içeriye. 9 ve 9.35 arası Türkçeden tekrar yapmasını istiyor. Mola süresine göre, mola süresine kadar bile hesaplıyor. Bir diğer ders matematik, bir diğer ders coğrafya, bir diğer ders vatandaşlık derken önümüzdeki 9 aylık süreci gün be gün, saati saatine, dakikası dakikasına planlıyor ve senin sadece tek sorumluluğun sana özel hazırlanan ders çalışma programına günlük olarak, saatlik olarak uyum sağlaman oluyor. Sizce de bu işinizi çok fazla kolaylaştırmaz mı? Elif hocam diyor ki beni kalbimden vurdunuz. Tam istediğiniz şey arkadaşlar. Bakın ben yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Dediğim gibi kendim de eğitim fakültesi mezunu olan bir öğretmenim. Ailemde eğitimci çok fazla. Bütün yakın çevrem öğretmenlerden, eğitimcilerden oluşuyor. Ve daha şunu söylediğimde şaşırmayan, "Vav, Tuğba hocam çok iyiymiş, nasıl düşündünüz, nasıl yaptınız?" demeyen hiç kimseyi duymadım. Çünkü en temel eksiklik arkadaşlar, bakın masanın başına geçememek falan değil, kitapsızlık değil, bilgisizlik değil. Her yer oluk oluk bilgi kaynıyor. Hem de ücretsiz bilgi kaynıyor. Sorun bilgi değil. Sorun program. Çünkü seni harekete geçirecek olan ve senin sürekliliğini sağlayacak olan şey ders çalışma programı. Yoksa herkes çalışır. Ben çok görüyorum. Az önce bir öğrencim dedi ki hocam 12 saat çalışıyorum. Peki hocam 12 saat çalışıyorsun, verimli mi? Bunu ancak sınavda görebileceksin değil mi? Hayır, bak bu da sağlıklı değil. Bunun için sınavı beklememen gerekiyor. Verim ölçümünü neye göre yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun mesela? Değil mi? Şimdi geldim bir diğer soruma ve en çok yine aldığım sorulardan birkaçını derledim. Çünkü öğrencilerim, yani biraz kaba tabir olacak ama resmen pazarlık yapıyorlar. Hocam ben din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni matematik yapmayayım. Hocam ben İngilizceciyim, yapmayacağım. Hocam ben sayısalcıyım, Türkçeyi benim programdan kaldırın. Hocam ben sorumu çözeceğim, konumu çalışacağım. Boşa çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Verim alamıyormuşum gibi hissediyorum. Bakın arkadaşlar, bunlar da sizin sorunuz. Bunlar da sizin sorunuz. Ve haklısınız. Çünkü bilmiyorsunuz ki matematik çalışmadığında sınavı kazanır mısın, kazanamaz mısın? Matematik temelin sıfır. Matematiği nasıl çalışman gerektiğini de bilmiyorsun ve çok haklısın. Çok haklısın ama bunun bir formülü var. Az önce size gösterdiğim seviye belirleme sınavlarımız vardı ya arkadaşlar. Biz bu seviye belirleme sınavlarını neden yapıyoruz biliyor musunuz? Şeyma hocam çok haklısın.
Salih hocam, düz memurluk için en az 90 üstü puan alman lazım. Eğer destek almıyorsan GGK paketlerimize kayıt olmanı öneririm. Tek başına çok zor. Hele ilk kez gireceksen çok çok zor. Arkadaşlar, seviye belirleme sınavlarına neden giriyorduk? Hangi dersin hangi konusunda, hangi seviyede olduğunuzu belirlemek için. Peki biz bu seviyeleri belirleyip ne yapıyorduk? Size özel program. Matematiğim sıfır diyenler kimler? Hocam bende matematik yok. Aman bana matematik demeyin. Aman 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 matematik benden uzak dursun. Ben yeni yeni öğreniyorum diyen var. İşte. Arı, yani yeni yeni arayı düzeltiyoruz galiba. Ben antrenmanlarla matematikte başladım. İyi yapmışsın hocam. Eğer temelin yoksa iyiyim. Peki, matematikte temeli olmayan bir öğrencinin başarılı olması için ne yapması gerekiyor? Özellikle öğretmenlerim, sizden yanıt bekliyorum. Temeli yok öğrencinizin. Ne yapması lazım? Ne yapmasını önerirsiniz? Beyin nakli. Elif hocam, beyin nakli de mümkün değil. Başka ne yaparız? Tamam, matematik çalışsın. Zaten çalışacak da ne çalışacak? Bol soru, video izleyip test çözmeli, konu çalışmalı, uygun bir hoca bulmalı, karekök sıfırdan başlamalı, en temelden başlamalı. Elif hocam diyor ki, Elif hocam ağzımdan aldınız. Anlamayınca nasıl soru çözecek? Ben de tam onu diyecektim. Sayılardan başlamalı. Elif hocam çok dikkatlisin, tebrik ediyorum. Arkadaşlar, matematikten örnek verdim ama eminim birçoğunuzun belki matematiğin yanı sıra diğer derslerde de temeli çok kuvvetli olmayabilir. Bazı konularda temel seviyede olabilirsiniz. Ve biz seviye belirleme sınavlarında tespit ettiğimiz temel seviyede olan derslerde, konularda ve ünitelerde sizi öncelikle tam öğrenmeyi sağlamanız için ön hazırlık eğitimlerini alıyoruz. Peki nedir bu ön hazırlık? Yıldız hocam, aynı şey tarih için de geçerli. Aynı şey coğrafya için de geçerli. Burada nasıl çalışman gerektiğini senin seviyen karar veriyor. Çünkü seviyene göre ders çalışmak zorundasın. Ve bunun için temelde olan bir öğrenci ön hazırlık. Yani o derste önce tanışması, kaynaşması, önce o dersin trik noktalarını bilmesi gerekiyor. Yani önce bir ısınma yapması, sonra yoğun çalışmaya geçmesi gerekiyor. Başlangıç düzeyinde direkt konu anlatımı yapabilir. Orta düzeyde olduğun elbette ki dersler, konular, üniteler olacak. Burada ön hazırlıkla vakit kaybetmezsin. Çünkü sen artık o derste orta level'a, 3. basamağa gelmişsin. Tekrar yapman yeterli. Ya da ileri level'dasın. Sen bir Türkçe öğretmenisin. GGK Türkçe'de seviyen ileri. Sen tutup da oradan detaylı konu çalışma yapmana gerek yok. Bunu yaptığında vakit kaybedebilirsin. Bunun yerine senin seviyenin karşılığı kolay soru çözümü. Ya da çok üst level'da, artık 5. basamakta, tam öğrendiğin bir konuda gidip tekrar yapmana gerek yok. Artık orta ve zor seviyede soru çözmeye hazırsındır. Yani ne demek oluyor arkadaşlar? Bakın, bütün soruların cevabını veriyorum. Nereden başlaman gerektiğine, nasıl başlaman gerektiğine, ne çalışman gerektiğine senin seviyen karar veriyor. Bu yüzden diyorum, seviyeni bilmeden yola çıkamazsın, çıkamazsın. O yüzden önce seviye, akabinde program. Ki bizim sistemimize kayıt olduğunuzda, TEKUZEM'in kayıtlı öğrencisi olduğunuzda, biz sizin eğitim analizi sonuçlarınız, seviye ölçüm sınavından çıkan sonuçlarınıza göre garanti öğrenmeyi sağlamanız için, tam ve etkin öğrenmeyi sağlamanız için, bakın bu tablo hiç gözünüzün önünden gitmesin, hangi derste seviyeniz hangi düzeyse düzeyinize uygun çalışma yaptıracağız ve siz vakit kaybetmeyeceksiniz. İhtiyacınızın dışında çalışma yapmayacaksınız. İhtiyacınızın altında kalan, yetersiz kalan bir çalışma yapmayacaksınız. Ayşe hocam, hiç zor değil. GGK eğitim ÖABT'i, aksine en kolayı üçlüdür. Çünkü o kadar birbiriyle senkron bilgiler vardır ki yeter ki doğru programı yap. ÖABT branşınız neydi hocam sizin? Hele ki ben öğretmenlerime açık söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle bakın, destek almadan çok zorlanırsınız. 3 sınavı birlikte götürüyorsun. A grubu öğrencilerim de vardır. Kimler alan?
A grubu. Ayşe hocam bir de branşın tarif. Çok güzel, çok kıymetli, çok da seviyorum. Ama destek almadan çok zorlanırsın. Gamze hocam bak senin de 3 tane sınavın var. Türkçe öğretmenisin. Bunlar kolay sınavlar değil. Sosyalciler var. Bizim sosyalde birincilerimiz var. Türkçede derecelerimiz var. Tarihte birincilerimiz var. Merve Nur hocam anaokulu. Bakın bunlar ataması güzel olan bölümler. Arkadaşlar neden kendinizi yıpratıyorsunuz ki? Destek alın. Programınız hazır. Eğitiminiz hazır. Gireceksin, uyum sağlayacaksın. Kafan rahat. Demeyeceksin ki hocam ben alan çalıştım, alanı yaptım, GGK yapamadığım için kaybettim. Çok böyle senaryolar var arkadaşlar. Uzak gibi geliyor olabilir. Ben günde onlarca öğrenciyle görüşüyorum. Yıllardır binlerce öğrencim oldu. İnanın yanlış çalışma yönteminden dolayı potansiyeli yüksek olup da kazanamayan benim yüzlerce öğrencim oldu. Görüştüğüm ve tanıdığım. Ama bizim sistemimizde kayıt olduktan sonra öğrenci artık doğru sistemi görüyor, doğru yöntemi görüyor ve kontrollü ilerlediği için süreç bir kere kendi inisiyatifinden çıkıyor. Bak bu çok büyük bir davranış değişikliği. Senin yönettiğin bir süreçle senin yönetildiğin bir süreç asla aynı olmaz. Güler hocam sen de ön lisanssın. Bak ön lisans sınavı 2 yılda bir kez yapılıyor. Bir 2 yıl daha vakit kaybetmek istemiyorsan kesinlikle destek al. Kayıt ol ve hemen eğitimlerine başla. Çok güzel. Peki bu soruyu da yine çok soruyorsunuz arkadaşlar. Çalıştığım bir konuyu hocam öğrenip öğrenmediğimi anlamıyorum. Sanki çalışıyorum çalışıyorum öğrenemiyormuşum gibi geliyor. Ya da çalışıyorum ama ilerledim mi, aynı mı duruyorum, stabil mi kalıyorum, geriliyor muyum? Bunu da anlayamıyorum diyorsunuz. Eminim bu soruları siz de soruyorsunuz. Peki bunun cevabı ne? Evet gerçekten özel sektör çok zor. Gençken, daha zihnimiz tazeyken ideallerimizi oluşturalım. Bakın zaman geçince daha zor. Tecrübeli öğretmenlerim, öğrencilerim söylerler. Ve hep bir pişmanlıkları vardır. Tabii ki kişiye göre doğru zaman değişir. Tecrübe de, saha çalışması, özel sektör deneyimi bunlar da kıymetli. Ama kendinizi yormanın çok da bir mantığı yok. Elif hocam diyor ki hocam beyazlarım çıktı atanmam lazım özel sektör kurtlar sofrası. Elif hocam biz seni bu yıl inşallah atandıracağız güzel bir ekip çalışmasıyla. Sen grafik tasarım mezunuydun sanırım. Lütfen seminerin sonuna kadar kal. Bak seminer sonunda eğitim programlarımız, içeriklerimiz ve ücretlerimizle ilgili de bilgilendireceğiz. Bunu da çok merak ediyorsunuz. Özelden çok soran öğrencim oluyor. Hepinize toplu bir yanıt vereyim. Tamam. Peki arkadaşlar az önceki soruma geliyorum. Bakın bir konuyu çalıştığınızda öğrenip öğrenemediğinizi kendi imkanlarınızda tespit etmeniz çok zor. Biz bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz yapay zeka sistemimizde? Bitirdiğiniz her konu sonunda o konuya dair konu tarama testine giriyorsunuz. Yapay zekadaki ismi check-up. Check-up'a giriyorsun. Check-up'taki doğru sayın, yanlış sayın, boş sayına göre o konuyu yüzde kaç öğrendiğin hesaplanıyor. Ve istenilen oranın altında bir öğrenme oranın varsa aynı konuyu tekrar çalıştırıyor yapay zeka sana. Eğer istenilen oranın tamamında yani istenilen oranı yakaladıysan ve üzerine çıktıysan da yapay zeka sistemi o konuyu arşivliyor. Unutma süren geldiğinde senin ders çalışma programına otomatik olarak yeniden ekliyor. Yani bu sistemle çalışan bir öğrencinin hocam ben öğrendim mi öğrenemedim mi bilmiyorum. Ben çalıştım ama acaba öğrenemedim mi? Yani hiçbir şey arkadaşlar bir varsayım üzerine değil. Her şey net. Ya öğrendin ya öğrenemedin. Öğrenemediysen de çözümü var. Öğrendiysen de çözümü var. Ve düşünün genel yetenek, genel kültürde sadece 280 tane konu var. 280 konunun hepsinin konu tarama testi var. Eğitim birimlerinde bir bu kadar konu var. ÖABT'lerde bir bu kadar konu var. A grubunda bundan daha fazla konu var. Ön lisans ve orta öğretim grubunda buna yakın konu var. Yani sizin evde tek başınıza hazırlandığınızda ya da bir dershaneye, farklı bir kuruma kayıt olduğunuzda yüzlerce konu içerisinde dağılacaksınız ve boğulacaksınız. Sadece çalışarak öğrendiğinizi düşüneceksiniz.
Ama gerçek sınava girdiğinizde öğrenemediğinizin acı gerçeğiyle yüzleşeceksiniz ve zaman kaybedeceksiniz. Bunu yaşamanızı istemiyorum. Bu yıl son olsun artık. Bu yıl artık son yılımız olsun. O yüzden bu sistemde check-up testleri de var. Hangi konuyu ne kadar öğrendiğiniz sistem senin yerine hesaplıyor ve çıkan sonuca göre yeni bir çalışma programı oluşturuyor. Geldim peki. Bunu da çok duyuyorum. Özellikle ataması az olan bir bölüm mezunu var mı içimizde? İnşallah Bekir hocam. Hocam benim bölümümün ataması çok az ve ben çok mutsuzum bu yüzden. Atanamıyoruz, çok mutsuzum diyen var mı? Coğrafyacımız var, Berkay hocamız. Coğrafya Elif Hoca. Gıda mühendisi. Wow, mühendislerim var. Sosyal, adalet, evet haklısınız. Diyetisyenlik, nikap, kimya. Zeynep hocam, kimyanın bu yıl alımları arttı. Hadi bakalım, inşallah devamı gelir. Sağlık yönetimi, diyetisyen, ormancı. Tamam, peki. Ataması o da az olan öğrencilerim. Ders çalışmak için motivasyonu sağlayamıyor, motive olamıyor olabilirsiniz. Hatta ben bunu ataması çok yüksek olan öğrencilerimde de duyuyorum. Onlara soruyorum. Hocam diyorum, atamam bu kadar yüksek. Neden motive olamıyorsun? Diyor ki hocam yüksek ama onlara da yüksek. Rakiplerim için de yüksek ve rakip sayım fazla. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar, bir öğrenci başaramayacağına inanırsa bir sürü bahane gelir sıralar. Hatta geçen gün çok güzel bir söz okudum. Bunu sizinle de paylaşayım. Genelde görüştüğüm öğrencilerimle paylaşıyorum. Sözde diyor ki, başarmak isteyen kişinin sebebi vardır, sebepleri vardır. Başarmak istemeyen kişinin de bahaneleri vardır. Yani sen hedefine ulaşabileceğine inanıyorsan, gerekirse senin branşından 10 kişi atansın, gerekirse 100 kişi atansın, gerekirse 20 bin kişi atansın. Bir şey fark ediyor mu? Fark etmiyor. Rakip yine rakip mi? Rakip. Sınav yine sınav mı? Sınav. Aynı stresi yine yaşayacak mısın? Yaşayacaksın. Senin korktuğun şey aslında sonuç. Kendine güvenmediğin için korkuyorsun. O yüzden lütfen şu an bu seminerime katılan her öğrencimden söz istiyorum. Hepiniz kendi branşınızda dereceyle atanacaksınız. Söz mü? Önce bir bu inancı çağıralım ya. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Ben dereceyle atanacağım. Söz veriyorum. Sözler ne kadar güzel. Bu sözleri size hatırlatacağım. Eminim birçoğunuz sözünüzde duracaksınız. Hele bizim sistemimize kayıt olduğunuzda bu sözü siz bize vereceksiniz, biz de size vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Şeyma hocam vereceksin, artık tek başına olmayacaksın. Nasıl vereyim hocam diyor. Artık yöntemleri öğrendin, doğru yolu da gösterdik. Sıra geldi uygulamaya, yani en zor olan kısma. Bu hırsım gitmezse ben kesin atanırım hocam. Kübra hocam gitmesin, hırsı geç, inancın gitmesin. Hırs da geçici bir his. İnanç çok kalıcı ve sürekli bir histir arkadaşlar. Bir şeye tam olarak inandın mı vazgeçmen çok zor olur. Çok güzel. Çok stres yapıyorum hocam, bu durumu nasıl aşarım? Alımlar çok az, atanmaya inancım yok, başarabilir miyim? Şimdi size o kadar güzel bir gerçek hikayeden bahsedeceğim ki şaşıracaksınız, biliyor musunuz? Ve bu hikayenin başrolünde bizim öğrencimiz var. Kurumumuz var, tek uzan var. Arkadaşlar, nakış öğretmenliği diye bir öğretmenlik branşı var. ÖABT'si olmayan bir branş. Belki birçoğunuz bilir. Hani böyle görsel sanatlar, müzik öğretmenliği falan gibi bir bölüm. Ve nakış öğretmenliği bazı meslek liselerinde böyle istisnai ataması olan bir bölüm. Ve nakış öğretmenlerinin genelde matematiği falan yoktur. Hep böyle el becerisi, yani teorik bilgi değil de pratikte. Yani üniversiteden beri artık o pratiklik artmıştır. Teorik bilgi de en son ilkokuldan kalma. Geçtiğimiz yıl oluyor bu olay, 2022 yılında. Bir öğretmenimiz arıyor bizi, görüşüyoruz. Hatta belki şu an bu seminerimizde de olabilir. Genelde hala bizi takip ediyor. Sağ olsun öğretmenimiz, gururlandırıyor. Çünkü şu an atandı, öğrencilerine kavuştu. Bizi de kendini de gururlandırdı. Çok büyük mutluyuz açıkçası. Ve düz memurluktan atanmak istedim. 22 yılıydı.
branşını sorduk. Hocam ben nakış öğretmeniyim dedim. Neden düz memurluk? Sen bir öğretmensin. Bunun eğitimini aldın. Yani senin yerin okul. Senin yanında çocuklar olmalı. Sen bir şeyler öğretmenisin. Sen üretmen, yani üreten, yaratıcı bir mesleğin var ve bunu neden yapmak istemiyorsun? Çıktı. İçindeki sebep çıktı. Ve dedi ki hocam açık söyleyeyim ben kendime dedi güvenmiyorum. Ne matematiğim var, ne tarihim var, yaşım var, iş yaşamım var, farklı sorumluluklarım var, zihnim dolu, psikolojim çok hazır değil, istekli değilim. Hani düz memur olarak atansam öpüp başıma koyacağım dedim. Hayır dedik, sen bir öğretmensin. Neyse gel zaman git zaman öğretmenimizi ikna ettik. GGK eğitim bilimleri paketimize kayıt oldu. Yine bireysel rehberliğimiz, yapay zekamız var tabii. Öğrencinin bütün eksiği gediği ortaya çıkarıldı. Onun iş yaşamıyla uyumlu programı yapıldı. Sistem takip etti. Kaliteli de öğretmenlerden kaliteli bilgiler, format uygun eğitimler de aldı. Ve öğretmenimiz kendi branşında Türkiye birincisi oldu. Ve 2022 yılında nakış öğretmenliğinden atama sayısı sadece bir de. Yani demem o ki, sen yeter ki yola çık, sen yeter ki iste, bir tane mi boş koltuk var? Bir tane mi? O boş koltuk senin olur. Ama durarak değil arkadaşlar, bakın yine bir söz söyleyeyim size. Kişinin potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönmediği sürece sadece yüktür demişler. Yani içinden durman, istemen, hayal etmen, ay şöyle, ay böyle çocuklarıma kavuşacağım, ilk gün bunu giyeceğim, şöyle makyaj yapacağım. Evet etkilidir ama harekete geçmediğinde bunların hepsi sana hayal kırıklığı olarak geri dönecek. O yüzden madem isteğiniz var, madem potansiyel enerjiniz bu kadar devasa yüksek, neden kinetik enerjiye döndürmüyoruz? İşte bugün bir milat olarak kabul edin. Bugün sizin kararınızı verdiğiniz, bugün sizin çalışmalarınıza başladığınız gün olsun. Elif hocam, kayıt için bekle. Yönlendireceğim. Tabii ki de Derya hocam, onun branşında puanlar çok düşük. Büşra hocam çok teşekkür ediyorum. Tek Özem, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz bizi. O zaman ne diyoruz? Atandığın zamanı hayal et ve geleceğini bugüne taşı. Şimdi arkadaşlar. Evet, kesinlikle Derya hocam. Şimdi geliyorum. O çok sorduğunuz, hocam analizlere nereden gireceğim, sınavlara nereden gireceğim demiştik ya. Gelin birlikte sisteme girelim. Ben buradan göstereceğim arkadaşlar. Siz seminer bittikten sonra benim bu gösterdiklerimi yapıp takip edersiniz, olur mu? Bekir hocam, kişisel bilgilerimizi paylaşamıyoruz ama bizi Tek Uzam sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bakın. Şimdi burası arkadaşlar sizin seminerimize girdiğiniz alan. Yani bir kullanıcı adınız ve şifreniz hepinizin var. Hepinizin örnek bir alanı zaten var. Ben sadece göstereceğim. Çok basit ve çok içine çekici bir sistemimiz var açıkçası. Ben çok beğeneceğinizi de düşünüyorum. Görsel olarak da görmenizi istiyorum özellikle. Şimdi buraya şifremi de yazıyorum. Önce ne demiştik? Analiz. Sonra eğitim analizi. Sonra takvim. Büşra hocam, ben kayıtlı öğrencilerimle bazı dönemlerde özel görüştüğüm oluyor. Benim dışımda kayıt olan öğrencilerimle rehberlik uzmanlarım, diğer öğrenci koçlarımız da var. Onlar da yardımcı oluyorlar. Yani biz öğrencileriyle ilgilenen bir kurumuz. Şimdi geldim. Bakın burada arkadaşlar. Çok güzel. Sizi bekleyen görevleriniz var. Eğitim analizi diyor. Analizini çözmeyen arkadaşlarım mutlaka rehberlik kategorisinden analiz testlerine gelsin. Genel analiz testi. Bunu çözdüğünüzde inanamayacaksınız. Bütün öğrenme yapınız, psikolojik yapınız, derslerdeki seviyeniz, unutma süreniz, stres kaygı düzeyinize kadar her şey çıkacak. Bakın bir grafik tasarımcısından övgü aldık. Elif hocam, bu övgüyü sizden almak bizi ekstra mutlu etti. Teşekkür ederiz. Burada 11 farklı eğitim analizi var arkadaşlar. Hepsini çözebilirsiniz. Hepsinde sonuçlarınız çıkacak. Bakın hırs, öğrenme hızı, dikkat dağınıklığı, unutma hızı, özgüven, tamamı.
Hepsine lütfen güzelce çözün ve kendinizi tanıyın. Artık tanımanızı istiyorum çünkü. Geldim seviye belirleme sınavına. Kampüste online sınavlar var. Hocam slaytlar da çok başarılı. Ne güzel özenmişsiniz. Değerli hissettiriyor. Elif hocam çok teşekkür ediyoruz. Her şey siz kıymetli öğrencilerimiz için. Değerlisiniz zaten arkadaşlar. Teyit olmayanlar da girebilir. Bakın burada Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaş, her biri için seviye belirleme sınavlarımız var. Bunları da çözebilirsiniz. Örnek takvimimiz için de gösteriyorum hemen. Evet, hepsi ayrı ayrı. Az önce ne dedim? Diğer kurumlar sizi sadece böyle yapmış olmak için seviye belirleme sınavına alırlar. Biz de sizin ders ders değil, ünite ünite değil, konu konu hangi derste, hangi seviyede olduğunuzu ölçeriz ve eksikliklerinizi analiz ederiz. Ona göre ihtiyacınız olan programı hazırlarız. Şimdi burada örnek takvim hazırlayabilirsiniz arkadaşlar kendinize. Burası bir misafir öğrenci alanı. Ben daha önce hazırlamıştım. Mesela şuradan çalışma alanı belirle diyor. Hani az önce öğrencimin gösterdiğim takvim vardı ya, işte günde şu kadar saat çalışıyor, şu gün izinli. Hani o günde daha fazla çalışabilir, daha az çalışabilir. Buradan her şeyi siz manuel, kendinize özel bir program hazırlıyor gibi düşünün, seçerek çalışabilirsiniz. Takvimi oluştur dediğinizde, Elif hocam çok teşekkür ediyoruz. Bakın takvimi oluştur dediğimde bile, bir tuşa bile tıkladığımda yapay zekanın arka planda yaptıklarına bakar mısınız? Şimdi takvime gidiyorum. Ben örnek bir takvim hazırlamıştım kendim için. Bakın. Ve arkadaşlar bu sistemin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Takvimi hazırlıyor, sen üzerine tıklıyorsun, çalışmaya başla diyorsun ve seni o çalışmaya götürüyor. Yani ben sana sadece takvim yaptım, git o çalışmayı başka yerden yap demiyor. Her şey sistemin bünyesinde var. Bu çok büyük bir zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Bu çok büyük bir gerçekten sizin için fırsat. Bakın burada hepsi. Tamamı var. Hatta size çok güzel bir yer daha göstereyim. Birazcık daha şaşırtayım. Biraz daha level'ı yükseltelim. Elif hocam, her hafta ders çalışma programını yapay zeka sistemi otomatik olarak yenileniyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sistem senin ilerleyişine göre haftalık olarak yeniliyor. Harika. Ama bakın matematik. Hep deriz ya matematik bizim gerçekten korkulu rüyamız diye. Bir bakalım matematikte bile arkadaşlar sizin kaç tane sorumlu olduğunuz konu var ve o konuya dair çalıştığınızda kazanacağınız puana kadar bütün sonuçları yapay zeka tek 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 hazırladı. Bakın önem puanı yazan yeri görüyor musunuz? Bakın. Problemlerin önem puanı 6.91 iken denklem çözmenin önem puanı 0.72. Yani problemler denklemlerden 8.5 kat daha önemli. Bunları sizin için oluşturan bir sistem düşünün. Neden dünyaya açılmadınız? Açılacağız inşallah Elif hocam. Amacımız o. Herkes bu sisteme kayıt olsun, kullanılırlığı artsın ki bizim çok fazla binlerce kayıtlı öğrencimiz var. Şu an güncel sayı söylesem şok olursunuz arkadaşlar. 65 binin üzerinde ve bu öğrencilerin birçoğu derece öğrencisi. Çünkü böyle bireysel bir sistemle aksi zaten düşünülemez. Berkay hocam, burası bir deneme alanı, kurslarımız ücretli. Bu sistemin devamlı hali ücretli. Bakın burası sizin performans alanınız. Hani az önce Elif hocam sordu ya, hocam haftalık olarak programı ben mi yenileyeceğim diye. Hayır arkadaşlar, haftalık sizin burada bir raporunuz çıkıyor. O hafta çalışmalarının ne kadarına uydun, ödevlerini ne kadar yaptın, kaç saat geride bıraktın, verimli bir hafta mıydı? Bak öğrenme oranın, çalışma oranın, verimliliğin yüzdelik olarak hesaplanıyor ve ders çalışma programın ona göre oluşturuluyor. Tamam Elif hocam. Ekran görüntüsü mü alıyorsun? İnşallah Elif hocam. İnşallah dünyaya açılırız. Firdevs hocam, sistemimizde kaynaklarımız da var. Bu kadar detaylı düşünen bir kurum tabii ki de kaynakları göz ardı edemez. Hem de kaynaklarımız
piyasadaki minimum 5 farklı kaynak taranarak oluşturulan ortak kaynaklar. Yani çok zengin bir kütüphane, zengin bir arşiv gibi düşünebilirsin mesela. Ders programını yapay zeka hazırlıyor Nur Hocam. Bak örnek bir tarih dersinin notunu göstereyim. Müthiş emek. Yani en iyi kitaptan bile çok daha iyi, öyle düşün. Bak, öğretmenimizin kendi elleriyle aldığı kaynaklar, notlar. Gülşe Hocam şu an çalışmıyorum, program oluşturdum diyelim, işe girdiğimde saatleri güncelleyebiliyor muyum? Tabii ki de güncelleyebilirsin hocam. Arkadaşlar şuradaki nizama bir bakabilir misiniz? Kodlamalara bakın. Bakın tema. Müthiş bir emek var ya da bakın Karahanlı nasıl kodlanmış. Yani bizim sistemimize kayıt olduğunuzda öyle ekstra yazdım, çizdim, ay notu kaçırdım. Ay gidip şu arkadaşımdan not isteyeyim yok. Bakın kodlamalara bakın. Alabilirsiniz, hiç sorun değil. Bakın matematik birçoğunuzun korkulu rüyası. Evet Elif hocam sen zaten kayıt olacaksın, bunları göreceksin. Bak en alt kategoriden, temelden. Firdevs hocam somut olarak herhangi bir kaynak göndermeyeceğiz. Dijital PDF halinde bu şekilde sistemine bütün derslerin notları yüklenecek. Elif hocam canlı ders takviminden kontrol edebilirsin. Hangi grupta olduğunu bilmediğim için doğru bilgi veremem. Bunun için istersen WhatsApp grubumuza yazabilirsin. Tamam, ücretleri soranlar var. Hiç ben heyecanınızı kaçırmayayım. Gelelim ücret ve kayıt kısmına arkadaşlar. Çok şanslısınız bugün bu seminerimizde olduğunuz için. Bugün 23.59'a kadar geçerli. Tamı tamına Tuğba hocanızdan 500 TL'lik indirim kazandınız. Kayıt olacağınız bütün eğitimler için geçerli olacak arkadaşlar. 500 TL'lik indiriminiz. Ve şimdi sistem yöneticisi arkadaşımdan kayıt olmak isteyen öğrencilerimin tıklaması için WhatsApp hattımızın linkini istiyorum. Hemen Muhammed hocam gönderdi. 500 TL indirimden faydalanmak için gruplarımıza, eğitimlerimize dair bilgi almak ve kayıt işlemlerinizi tamamlamak, tamamlatmak için iletişim linkten tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sisteme kayıt olduğunuzda sadece yapay zekanın koçluğunu değil, kendi branşınıza yönelik canlı ders eğitimlerini, bunların video kayıtlarını, dijital PDF ders notlarını, kaynaklarını, Türkiye geneli online deneme sınavlarını, onun dışında bir dönem boyunca kitlesel, bireysel rehberlik desteklerimizi, her konu sonunda yaptığımız konu tarama testlerimizi, eğitim analizleri ve seviye belirleme sınavlarımızı, bunların hepsine sahip olmuş olacaksınız. Şeyma hocam indiriminiz tamı tamına 500 TL. Yeniden gönderelim. Linke hemen tıklayın indiriminizden faydalanmanız için. Bugün 23.59'a kadar geçerli. Hatta ben sizin için kayıt biriminden Elif hocamla da seminer öncesi bir görüşme yaptım. Çok yoğun bir kayıt talebi geleceğini bildiğim için bu güzel içerikli sisteme birçoğunuzun kayıt olacağını bildiğim için şu anda hemen kayıt olmak, kayıt işlemlerini tamamlayabilmek adına Elif hocama da aktaracağım size. Kendisiyle birebir canlı olarak kayıt işlemlerini nasıl tamamlamanız gerektiğine dair bilgilendirme alacaksınız kendisinden. Nur hocam ön lisans KPSS Kasım ayında başlıyor. Kasım'ın ilk haftası. Çok güzel. Linki herkes tıkladı mı? Tıkladıysak tamam, sistem yöneticisi arkadaşımdan kayıt sınıfımızın linkini iletmesini rica ediyorum. Şimdi hiçbir yere ayrılmayın arkadaşlar. Kayıt işlemleri için kayıt sınıfımıza gidebilmeniz adına iletişim linke tıklamanız yeterli. Oradan kayıt biriminden yine öğrenci koçluğu yapan, alanında uzman olan hocamız, Elif hocamız, kayıt işlemleriniz ve programın detayları, günler, saatler, gruplar, ücretler ve eğitim programının içeriğiyle ilgili detaylı olarak bilgi aktaracak. Çok teşekkür ediyorum. Hemen diğer sınıfa geçin, kaydınızı tamamlayın. WhatsApp'tan da yazmayı unutmayın. 551, 592, 58, 35. Yeniden linki gönderelim.
Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Ben de teşekkür ederim.